İstanbul'da az önce ekrandaydı. Yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'la ilgili de bir paylaşımda bulundu. Onu önce aktaralım, sonra bu görüntülerin de detaylarını paylaşacağız. İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nden bu görüntüler ekrana geliyor. Bakan Koca şöyle dedi yaptığı paylaşımda: polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul'la ilgili bu uyarıyı yaptı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda. Normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs tedbirlerinde esnemeye gidildi ama geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde kaydedilen bu görüntüler endişelendirdi. Kademeli normalleşme ile yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da kısıtlamalarda bazı esnemeler yapıldı. Kafe ve restoranlarda %50 kapasiteyle müşteri almaya başladı. Haftanın son günü İstanbul'un gözde yerlerinden olan İstiklal Caddesi'nde işte ekranlara yansıyor görüntüler. Adım atacak yer kalmadı. Oluşan yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralları da ihmal edildi. Zabıta ekipleri sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda vatandaşları uyardı. Bu arada İstanbul'da metrobüs deyince insanların aklına insan yoğunluğu, tıklım tıklım yolculuk geliyor. Özellikle korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı araçlarda yolculuk salgın sürecinde çok riskliydi. Bakalım yeni düzenlemeyle İstanbul'daki toplu taşıtlarda o yoğunluk azaldı mı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve kameraman Ertan Tuna bu sorunun cevabını aramak için metrobüse bindi. İnanın evime gidene kadar ben komalık oldum. Çok fazla insan var. Korkuyorum, çok korkuyorum. Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul'da neler değişecek? Özellikle İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarındaki o tıklım tıklım yolculuk bitecek mi soruları insanların aklına sık sık geliyor. İşte biz de o sorulara cevap aramak için Cevizli Bağ metrobüs durağına geldik ve kameraman arkadaşım Ertan Tunay ile birlikte herhangi bir metrobüse bineceğiz ve oradaki görüntüleri sizlere an be an göstereceğiz. İşleminiz yapılıyor. Sadece kağıt para girişi yapınız. Her dakika kalabalıklaşan metrobüs durakları, artan insan yoğunluğu. Zaman akıyor, gün bitiyor ama kalabalık her saniye artıyor. Çok kalabalık ama yani nasıl bir çözüm olabilir başka? Bir noktada daha çok sosyal mesafemiz olması gerekirken yani herhangi bir şansımız yok. Metrobüse binmek için dip dibe olanlar. Sabah iş saatleri, akşam iş saatleri kıyamet. Çünkü insanların başka alternatifleri yok. Adeta birbirleriyle yarışanlar. Milyonların yaşadığı İstanbul'da o yoğun kalabalık gün sonunda da devam ediyor. Metrobüs duraklarında koronavirüs adeta kol geziyor. Korkuyorum, çok korkuyorum. Altını zadeden 3-5 saatte evime gidiyorum. Metrobüs ayrı kalabalık. Yani her gün bir korkuyla yaşıyorum. İnsanların Allah yardımcısı olsun. Herkesin maskesi var ama sosyal mesafeye yer yok. Bu görüntülerin tek sonucu var. O da koronavirüse davetiye. Havasız bir ortam oluyor. Hatta çift maske takarak gidiyorum. Bazen de atkımı falan sarıyorum. Yani bireysel tedbirlerimi alıyorum. Ülke olarak koronavirüsle savaşıyoruz. Önlemler alınıyor. Ama nedense toplu ulaşımlara bir çare bulunamadı. Başka çaremiz yok. Bir şeylerin yapılması gerekiyor. Yaklaşık saat 5'te biz metrobüse bindik, yolculuğumuza başladık ve şu an saate bakıyoruz. 18.57, yani yaklaşık 2 saattir bu yolculuğu yapıyoruz. Ve karşılaştığımız manzaralar aslında sizlerin de az önce izlediğiniz gibi. Maalesef birçok metrobüse indik bindik, bazı duraklar gördük. Yerler değişti ama manzaralar değişmedi. Maalesef ki yine tıklım tıklım duraklar, değişen hiçbir şey olmadı.